Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uzun bir aranın ardından tekrardan bir eğitim videosuyla daha beraberim. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün eğitim videosunda hava kontrolü, hava hakimiyetimizi geliştirmeye yönelik birkaç tane antrenman ve ekstra bir şey daha göstereceğim. Öyle de videoyu bitireceğiz ve bu eğitimleri atölyeden yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki, bazılarınız diyebilir, aa ben Epic'ten aldım işte kardeşim, ben Epic'ten aldım, nasıl oynayacağım atölye haritalarını? Onun içinde benim bir videom var, kartları da şu anda koyuyorum, gidin onu izleyin, atölye haritalarını o metotla çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi başlayalım. Zaten demiştik, hava kontrol ve hava hakimiyetimizi geliştireceğiz diye 3 tane map göstereceğim, bir tane de ekstra bir şey söyleyeceğim, oradan videoyu kapatacağız. İlk mapimize başlayalım. Bu mapin adı Speed Jump 1 by DMC diye bir map arkadaşlar. Ben bunu linkini aşağı koyarım. Onun dışında bu tarz eğitim videolarının devamını istiyorsanız da aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalda hala abone değilseniz 200 saniyenizi ayırıp abone olmayı unutmayın. Şimdi neden bu antrenmanları yapıyoruz onu söyleyeyim. Çünkü bu antrenmanları yapmamızın sebebi, hem yani oyun biliyorsunuz Rocket League biraz nankör bir oyun. Böyle 1-2 hafta girmediğinizde, 2-3 hafta antrenman yapmadığınızda hemen böyle yetenekleriniz köreliyor ya da yaptığınız şeyleri yapamamaya başlıyorsunuz. O yüzden bunları yapmamız lazım arkadaşlar. Bunlar önemli. Ben de muhabbete dalarken az daha şey yapıyordum. Ve şu an bu haritayı yapıyoruz. Kolay modda bu arada. Zaten yukarıda görüyorsunuz, easy mod diye yazıyor. Şimdi bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle dönerek de olabiliyor. Ama ya benim tavsiyem, ilk başta böyle çok iyi olmayanlar normal yapabildiği en iyi şekilde ve en hızlı şekilde bu halkalardan geçmeye çalışsın. Onun dışında zaten böyle döne döne, şöyle göstereyim biraz daha. Şöyle dönerek 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 gideceksiniz zamanla. Tabi ben de, Allah nazar değdi. Tabi ben de çok iyi yapamıyorum. Ama zamanla olacak. Şuraya hemen çok hızlı geçelim, vakit kaybetmeyelim. Yaparken de yanmamanız önemli. O yüzden dediğim gibi, böyle çok temel uçmayı bilen arkadaşlar ilk başta böyle normal yapsın. Sonra zamanla döne döne yapabilir. Şimdi burada görüyorsunuz bir dönüş var. Ben bu dönüşü yapmayacağım. Buradan direkt şu soldan kaçacağım. Sebebi ise burada yan yan uçmanız lazım. Yani şu şekilde uçmanız gerekiyor. Ve ben o uçmayı yapamıyorum. Yani bayağı olmuyor bende uçma arkadaşlar. Yani mekaniğim onlara el vermediği için. O yüzden ben de yapabildiğim kısmı yapmaya çalışıyorum. Siz de bu haritayı böyle kendinize göre yorumlayın. Gayet güzel bir harita bu arada. Yani tam böyle başlangıçtan orta seviye geçiş bir haritası diyebilirim. Zaten ilerleyen seviyelerde bayağı zorlayacaktır sizlere. Onları da göstereceğim. Şimdi biz buradan gelebildiğimiz yere kadar gelelim. Ondan sonra bu haritayı burada bitirelim. İkinci haritamıza geçelim. Bakın ben de burada hafif hafif zorlanıyorum. Ne yapıyorum? Arabayı böyle döndürerek gitmiyorum. Yani istesem giderim. Hatta gideyim şöyle. Ama çok riskli. Çünkü niye? Çok iyi yapamıyorum. Şöyle gidelim abi. Bak gidiyorum. Ama yan camdan da korkuyorum. Tabii ki de o yüzden de çok fazla dönmemeye çalışıyorum, ama airroll atarak da sonradan döneceksiniz. Niye? Çünkü bunu da kullanacaksınız maç içerisinde. Şimdi burada birazdan sola döneceğiz. Solda sert bir düşüş var. Bakalım oraya geçebileceğiz mi abi? Şöyle kaçalım. Burada yanmak istemiyorum çünkü şu sert düşüşü size göstermek istiyorum. Tamam, geldik. Şimdi mevzunun olduğu yere geldik. Burası harbi zor. Ya en azından benim için. Çünkü bakın buradan düşüyorsunuz. Hafif hafif buz basıp arabanın kontrolünü sağlayacaksınız ve buradan da geçeceksiniz. Çok bir sık halka topluluğu var burada. Geçtik mi lan? Dur. Toparla toparla toparla. Oğlum göremiyorum. Tamam geçtik. Tamam burayı da hallettik. Bakalım zorluk nereye çıktı? Zorluk hala easy diyor ve 76 halkadan geçmişiz. Güzel, fena değil. Geçelim hocam. Ama bitirdik ya. Burada gaz kesmemiz lazım. Hayır 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 hayır. Dur. Kurtardık. Abi göremiyorum bu arada. Önümü göremiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Tamam biz burada bitirelim abi. Oradan yandık ama çok iyi geldik. Burada bitirelim. Sizi de daha fazla sıkmayayım. Şimdi ikinci haritamıza geçiyoruz. Bak burada döne döne gidersin abi istediğin kadar. Niye?
Çünkü ya kolay yani, başarı kolay tabii. Sonradan seviye bayağı artıyor. Ve bu haritada yanlış hatırlamıyorsam 20-23 bölüm falan vardı, öyle söyleyeyim. O civarda bölüm vardı ve bayağı uzun sürüyor. Ben bu haritayı bitirdim, onu söyleyeyim. Ama bitirene kadar canım çıktı. Yani 1,5 saat uğraştım kafadan. Ve 1,5 saat bu harita için gerçekten fazla bir süre arkadaşlar. Ciddi bir süre. Normalde freestylerlar bu haritayı 20 dakikada falan bitiriyor, öyle söyleyeyim size. 15-20 dakikada döne 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 takır takır yapıyor. Niye? Adam sürekli yapıyor abi. Yani o olayı çözmüş artık. Mekaniklerini geliştirmiş. Siz de burada böyle takıla takıla yapacaksınız abi. Tabi buraları kolay olduğu için hızlı geçiyoruz. Bir sonraki seviyelerde bu halkalar bizim böyle arabamızın içine edecek. Çünkü bayağı zorlanacak. Şimdi buradan da gidelim. Abi böyle de eğitim videoları güzel oluyor ya. Böyle halkaların içinden geçecek, sohbet, muhabbet yapıyoruz. Ve ben bu haritayı gerçekten çok seviyorum. Çünkü ya diğer halka haritalarından sevmemin sebebi de şu. Abi manzarası bir kere çok güzel ve oynama isteğiniz geliyor. Ya böyle adam direkt hani boşluğa 2-3 halka koyayım falan yapmamış abi. Böyle dağ manzarası falan yapmış. O yüzden çok güzel. Bu sırada 6. seviyeye geldik. Bu seviye bir tık zorlayabilir. Benim seviyemdeki ve benim seviyemin bir kademe üstü arkadaşlarımızı. Ama dediğim gibi bu haritayı oynaya oynaya yapacaksınız. Ben de çok iyi değildim. Hala da iyi değilim. Bu haritada özellikle. Çünkü ileriki seviyelerde çok zorlanıyorum. Dediğim gibi 20 seviye var. Ama zamanla oluyor arkadaşlar ya. Bu tamamen sizin ne kadar zaman ayırdığınızla alakalı. Ne kadar fazla yaparsanız o kadar iyi olursunuz. Yani bana soruyorsunuz ya abi, Rocket'likte işte nasıl rank çıkarım? Rank çıkma taktiği verir misin? Öyle bir şey yok abi. Oynayacaksın. Sürekli böyle yani tabiri caizse hayvan gibi oynayacaksın ve rank çıkacaksın abi. Çünkü bu zamanla olan bir şey. Özveri isteyen bir şey. Konuşmayacağım, bakalım abi geçebilecek miyim? Aman 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 aman, tamam, çok iyi yırttık, çok iyi yırttık. Dur abi, finaldeyiz artık. Final bölümüne geçtik ve 10. seviyeye geldik abi. Tamam, 8 dakika 5 ölümle burayı da yaptık. Şimdi abi son atölye haritasını gösteriyorum. Benim bu haritada rekorum 7 dakika falan abi, çünkü çok ölüyorum. Bu harita bu arada yani 4 dakikada falan bitirenler de var. 3,5 dakika var mı bilmiyorum ama 4 dakikada bitiren gördüm YouTube'da. İşte freestyler falan bayağı yapıyor. O yüzden bunu da yapıyoruz. Çünkü niye? Bizim faydamız abi. Hava hakimiyetimizi geliştiriyor. Şimdi buradan bir airroll atarak gidelim. Bak burada yaparım. Niye? Çünkü kolay, dediğim gibi. Kolay olunca yapabiliyorsunuz abi. Ama zor olunca zor da sıkıntı çıkıyor. Buradan git abi. Böyle bas airroll'u. Şuradan bir tık nazara geldik. Sıkıntı yok. Geçtik. Şimdi burada da tamamını yapar mıyım bilmiyorum. Video çok uzun olmasın diye yapmam. Ama en azından bir belli hatırı sayılır bir yere kadar gelmeye çalışacağım sizler için. Şimdi bakın burada böyle döne 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 istediğiniz gibi gidin. Çünkü niye, rahat yani. Gidersiniz buradan. Bakın burada da aynı şekilde. Buradan dönerek yapmaya çalışayım bir tık. Şuradan çarptık, sorun değil, kurtarabiliriz. Şuradan devam abi. Şöyle toparladık. Bakın ben de dönerken sıkıntı yaşıyorum arada airroll kullanırken. Niye? Çünkü tam arabayı kontrol edemiyorum. Bunu çok söyledim ama iyice anlayın diye. Çünkü siz de böyle yapacaksınız. Böyle dön abi. Kaç dakikada geldik buraya? Allah, şuradan çarpmayalım da. 15'te falan gelmişiz. Güzel. Bakın sarı halkalar geldi. Bir de kırmızı halkalar var. Oraya kadar gelip büyük ihtimal oradan artık salarım. Bu map'i normalde ben
bitiririm ama dediğim gibi arkadaşlar video da çok uzun olmasın. Siz de sıkılmayın çünkü sizin de vaktiniz önemli. Böyle gidelim. Şöyle toparlayalım, tamam mı? Şuradan devam. Şimdi buraya geldik. Kırmızı halkaları az biraz daha var. Oraya geleceğiz. Şöyle devam abi. Şöyle kurtar, yardır. Hop buradan çarptık. Sıkıntı mı? Sıkıntı aynen. Çok hızlı girmiş abi oraya. Galiba bir kere falan öldük. O ölüm de buradaydı ama... Ulan bak yine ölüyorduk. Ama sorun değil abi. Mühim değil. Buradan yardırız. Sıkıntı yok. Benim anladığım şey şu. O kadar saçma yerlerde hatalar yapıyorum ki ya çok vakit kaybediyorum. Dediğim gibi rekorum burada 7 dakika mı 6,5 dakika mı ne? O rekoru yaparken de ya çok saçma yerlerde öldüm. Çok zor yerleri geçtim. Saçma yerlerde takıldım. Neyse checkpoint'i aldık. Burayı resetledim. Tamam şimdi burayı bakalım. Döne döne gitmeye çalışalım abi. Hop bak takıldık bir tık. Şuradan devam. Hop hop hop. Dön abi dön 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 dön. Bas abi burada Erol'u. Tamam burayı döneriz. Şöyle yapıştır. Kendinizi de biraz zorlayın yani. Bu arada şeylere geldik kırmızı halkaları. Kendinize bir böyle challenge koyun demek istemiyorum. Çünkü o da çok klişe bir laf olacak ama. Kendinize bir ne diyeyim hedef koyun diyeyim. Daha doğru olur. Allah. Çok iyi yırttık. Burayı da iyi geçtik. Yapıştır abi. Of. Oradan var ya. Oğlum şu halkadan geçemezsem var ya çok komik olur. Kırmızıdan geçip çünkü bundan geçemem. Şimdi buraya bakalım dönerek geçebilecek miyim? Yok geçemem abi. Böyle devam edelim. Şurada da salacağım. Şunu da yapayım. Burada salacağım çünkü burası harbi zor. Niye diyeceksiniz? Şuradan bir sert dönüş var. Üstüne bitmiyor. Uzun yani. Checkpoint'i almanız lazım. Bakın şuralardan gidiyorsunuz. Sarı halkalar da boru değildir yani. Şuradan devam ediyorsunuz. Ve yapıştır abi. Şimdi son söyleyeceğim şey ise bunun içine serbest antrenmana girdim. Mutlaka ama mutlaka bu antrenmanları yapın arkadaşlar. Yani hepsini yapmayın ama en azından bir 15 dakikanızı ayırın. Ondan sonra mutlaka drop shot girin abi. Şimdi drop shot niye giriyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü drop shot bildiğiniz üzere topu yere düşürmemeye dayalı bir oyun olduğu için. Yani yere düşürmeme ne anlama geliyor? Havadan oynamanız lazım. Havadan da oynadığınız için sizin böyle hava hakimiyetinizi geçti. Çünkü orada çok fazla böyle ikili hatta üçlü mücadele falan dönüyor. Ondan dolayı da böyle çok fazla hava mücadelesi oluyor. Sonuç olarak da hava mücadelesinde böyle kendinizi kastığınız zaman, zorladığınız zaman, rekabete girdiğiniz zaman böyle iyice hava hakimiyetinizi geliştiriyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Mutlaka drop shot'ta kasın. Dediğim gibi hava mücadelelerini çok fazla geliştiriyor. Onun dışında bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza da hala abone değilseniz 2-3 saniye ayırıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gerçekten kanalın gelişimine çok fazla katkı sağlar. Onun dışında da çekişimiz var. Karaborsa gol patlaması veriyorum. Onu da mutlaka katılmayı unutmayın. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.